Botankot Nizamettin Taş Mart 2017'de MIT'le görüşme talebinde bulunuyor. Zaten Parastin'le ve KDP'yle ilişki içinde, onların korumasında. Öyle bir talep geldi. Erbil Konsolosluğu aracılığıyla Parastin üzerinden öyle bir talepte bulunduğu yönde bilgi geldi. Bunun üzerine Mart 2017'de Operasyon Daire Başkanı Levent Türkgücü ve ben Irak'a geldik. Masif'teki Parastin'in merkezine geldik. Orada Botankot Nizamettin Taş'la karşılaştık. İşte bir odaya girdik. Botankot Nizamettin Taş tek başınaydı. Yapı içerisinden başka bir kimse yoktu. Tek başına gelmişti. Yanında bu bizim Parastin'le yapılan toplantılara katılan Salih Barzani vardı. Bir de tercüman biri vardı. Bizden Levent Başkan vardı. Ben vardım. Bir de Erbil temsilci o dönemde Selçuk Şenel arkadaşımız görevliydi. Selçuk Şenel katıldı görüşmeye. Nizamettin Taş görüşmede gayet samimiydi. Sıcak bir şekilde karşıladı zaten. Tokalaştık, sonra karşılıklı oturuldu. Görüşmenin başlangıcında bir çözümleme yaptı. İşte Orta Doğu'daki duruma, Türkiye'deki duruma, Irak'taki duruma dair bir kısa bir çözümleme yaptı. Ondan sonra çalışmalarından bahsetti. İşte 2004 yılında örgütten ayrıldıkları dönemde KDP'ye işte PKK muhalifi bir parti kuralım şeklinde, Türkiye'de şeklinde bir talepler olduğunu, böyle bir çalışma yapmak istediklerini belirttiklerini, KDP'nin o dönemdeki sürecin konjonktürün uygun olmadığını, hem Irak için hem Türkiye için sürecin uygun olmadığını belirttiğini, 13 yıldır kendilerini oyaladıklarını, bu çalışmanın çok önceden yapılması, çalışmanın çok önceden başlatılması gerektiğini söyledi. Geç kalındığını söyledi. İşte Türkiye'deki PAK olsun, HAKPAR olsun, o tür partilerle birlikte böyle KDP güdümünde bir tane parti kurup Türkiye'de PKK'ya muhalefet etmek, tabanını zayıflatmak, tabanı kendi tarafına çekmek üzere planlamalar yaptıklarını, bu amaçla işte KDP'nin de öncülüğüyle uzun süredir görüşmeler yaptıklarını, toplantılar yaptıklarını, partileşme kararı aldıklarını, zaman zaman görüşmelerin sekteye uğradığını, yani karşılıklı olarak gerginlik yaşandığını, grupların bazı konularda anlaşamadığını ama artık açtıklarını söyledi. İşte Ekrem Kotadır, Sarıkaya, PVD'nin içindeki bir sürü insanın bu çalışmalar içinde yer aldığını söyledi. Bunları anlattı. Kurmayı istediğiniz partiyle ne yapmayı düşünüyorsunuz şeklinde soru yönelttik. İşte ve birlikte oldukları arkadaşların PKK'nın kuruluşundan beri örgüt kadrolarında, örgüt saflarında faaliyet gösteren arkadaşlar olduklarını, hemen hepsinin de dirijen olduğunu, zamanında örgütün tabanını örgütleyen, örgütü bu hale getiren kadroların şu anda kendileriyle birlikte olduklarını, bu konuda tecrübeli olduklarını, bu arkadaşların tekrar böyle bir çalışma yaparak örgütün tabanını zayıflatma yönünde çalışma yürütebileceklerini belirtti. İşte Türkiye'ye bu arkadaşların bir şekilde ileriki dönemde parti kurulması sonrasında geçmesi ile birlikte gerek üniversite yapısı olsun, öğrenci yapısı olsun, gerek aşiretler olsun, işte etkili oldukları alanlarda korucular olsun, aşiretler olsun, o tür etkili oldukları alanlarda örgütleme çalışması yaparak örgütün PKK'nın tabanını zayıflatacaklarını, zayıflatabileceklerini, o imkanın kendilerinde, o gücün kendilerinde olduklarını belirtti. Parti çalışmasının şu anda Mart ayındaki süreç itibariyle parti tüzüğünün hazırlandığını söyledi. Parti tüzüğünü hazırlıyoruz, sonra başvuruda bulunacağız dedi. Bizden ne gibi bir isteğiniz olacak diye sorduk. İlerideki çalışmalar kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilişkilerin iyi olması gerektiğini, başka türlü bu çalışmaların yürümeyeceğini, işte bu taban kazanma, örgütleme çalışmalarını yapmak üzere Türkiye'ye gelecek, gönderecekleri arkadaşların bazılarının hukuki sıkıntıları olduğunu, bu hukuki sıkıntıların aşılması, Türkiye'ye girmeleri konusunda yardım talep edileceğini belirtti. Hangi isimler diye sorduk. İsim listesini şu anda veremeyeceğini, ileride paylaşacağını belirtti. Para konusunda bir sıkıntınız var mı diye soruldu. Para konusunda bir sıkıntı yok. O ihtiyaçlarımızı zaten Parastin KDP karşılıyor dedi. Sağ olsunlar, bizi burada barındırıyorlar. İhtiyaçlarımızı karşılıyorlar dedi.
Türkiye'de yapacağınız çalışmaları başka ne yapacaksınız diye sorduk. İşte parti PKK'nın tabanını zayıflatma amacıyla örgütleme çalışması, taban kazanma çalışması, üniversiteler bünyesinde öğrencilerin kazanılması, aşiretlerin kazanılması, korucuların kazanılması, işte basın yayın alanında çalışabiliriz, gazete dergi çıkarabiliriz, ileride bir TV yayını yapabiliriz, televizyon yayını yapabiliriz, o tür çalışmaları da düşünüyoruz dedi. Bunları belirtti. Çalışmanın daha parti tüzüğü hazırlama şeklinde yürüdüğünü, görüşmelerin devam ettiğini, yakın zamanda partileşeceklerini belirtti. Bu görüşme sonrasında teşekkür ederek yemek yedik. Karşılıklı oturduk, yemek yedik, sohbet ettik. Ondan sonra ayrıldık. Sonra Türkiye'ye döndük. Türkiye'ye döndükten sonra da bunu yazısını çizisini yaptım ben. Raporunu falan hazırladım. Arz notunu hazırladım. Bilgi notunu hazırladım. Altına da şey olarak, yorum olarak şey yazdık. Yani bu çalışmanın uzun süredir KDP tarafından sürdürüldüğü, işte Ferhat Kod Osman Öcalan, Hıdır Sarıkaya, Botan Kod Nizamettin Taş, bu tür kişilerle ve Türkiye'deki işte partilerle birlikte bunların birleşimiyle bir parti kurulacağı, KDP güdümünde bir parti kurulacağı, Türkiye'de bu partinin faaliyet göstereceği şeklinde zaten bilginin teşkilatta olduğu, bu çalışmanın zaten uzun süredir KDP tarafından sürdürüldüğü ve dirsek temasında bulunulduğu, bu partilere zaman zaman KDP'nin maddi yardımda bulunduğunun bilindiği falan hususları falan da var şeyin içinde. Arz notuna onları da yazdık. Zaten teşkilatın bu konuda bilgileri var. Onları yazdım. Zaten uzun süredir KDP tarafından sürdürülen bir çalışma, bu son aşamada teşkilatın devreye girmesini istemesi, Botan Kod Nizamettin Taş'ın teşkilatta ilişkilenmesinin amacı yakın bir zamanda işte partileşme sonrasında Türkiye'ye örgütleme çalışması amacıyla bir takım arkadaşlarını göndereceklerini ve bu şahısların kollanması, gözetilmesi, yönlendirilmesi konusunda belki talepleri olabilir teşkilattan, bu amaçla ilişkiye geçtiğini düşünüyoruz. Ama şu dönem itibariyle, yani içinde bulunan durum itibariyle, Botan Kod Nizamettin Taş'ın aktardığı durum itibariyle gelişmelerin beklenmesi, işte partileşme sürecinin başlaması, işte Türkiye'ye bir şekilde girecek şahıslar falan filan, onların listesinin verilmesi falan sürecinin beklenmesi, yani sürecin izlenmesi kısa vadede, bunların uygun olduğu, gelişmelerin izlenmesi yönünde bir yorum belirtmiştik altına. Botan Kod Nizamettin Taş daha sonra Haziran 2017'de bir görüşme talebinde bulunmuş. Tekrar aynı kanaldan talep geldi. Bu sefer Koordinasyon Daire Başkanı Serkan Paksoy geldi görüşmeye. Serkan Paksoy'un katıldığı görüşme öncesinde ben Serkan Paksoy'a önceki görüşmenin şeyini raporlarını okuttum. Yani Botan'ın belirttiği hususları falan bilsin, görsün. Ne çalışma yapıyorlar, ne diyorlar, bilgili gitsin diye. Oturdu, okudu. Geldi, görüşmeye katıldı. Görüşmeye katıldıktan sonra Ankara'ya döndüğünde görüşüm, ne yaptınız başkanım, görüşünüz ne aktardı, gelişme var mı falan diye sordum. Herhangi bir gelişme yok. Sizin önceki görüşmenizdeki işte benim okuduğumu şeydekilerle raporlardakiler aynı şeyleri anlattı. Her şey aynıydı. Sadece işte parti için bayramdan sonra başvuru yapacaklarını söyledi dedi. Ramazan bayramından sonra partileşme sürecini başlatacağını söyledi. Belki parti kurulmuştur şu anda. Onu belirtmiş. Ekstra herhangi bir bilgi vermemiş. İsimleri gene paylaşmamış. Ekstra bir talebi olmamış. Sadece gelişmeleri aktarmak amacıyla işte benim MIT'le ilişkileri böyle sıcak tutmak bağlamında ikinci görüşmeyi talep ettiğini düşünüyorum. Onun sonrasında görüşme oldu mu olmadı, olmuş mudur bilmiyorum. Zaten Ağustos ayında biz yakalandık. Bu görüşme Haziran'da olmuştu. Ağustos'a kadar başka bir görüşme olmadı. Bu görüşmeler iki görüşmede kaldı. Devamı olmadı. Kemal Burkay'ın siyasi irade tarafından Türkiye'ye getirildiği, boy gösterisi yaptırıldığı, PKK karşısında böyle bir alternatif şeyimiz var, Kürt oluşumumuz var şeklinde bir lanse edildiğini hatırlıyorum da o zaten çalışma başarılı olamadı. O olduğu yerde kaldı.